Hakan Fidan 1968 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından lisan okulundan da mezun oldu. Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kol Ordusu karargahında 3 yıllığına görevlendirildi. Bu görevi sırasında Almanya'daki ABD kökenli Maryland Üniversitesi'ni bitirdi. University of Maryland University College'den yönetim ve siyaset bilimi alanında lisans dereceleri aldı. 2000'de OYAK Genel Kurul üyeliğine seçildi. Mecburi hizmeti bittiğinde 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılarak Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Hakan Fidan'ın master tezi dış politikada istihbaratın rolü, doktora tezi ise bilgi çağında diplomasi, enformasyon teknolojilerinin uluslararası anlaşmaların doğrulanmasında rolü konusunda oldu. Aynı zamanda da 2001-2003 yılları arasında Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi ve ekonomik danışman olarak çalışmaya başladı. 2003 yılında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirildi. 2007 yılına kadar bu görevi yaptı. TİKA Başkanlığı döneminde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül ile yakın çalışma içinde oldu. 14 Kasım 2007 tarihinde dış politika ve uluslararası güvenlik konularında sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığına atandı. Dönemin Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'na bölgesel temaslarda eşlik etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın pek çok yurt dışı gezisine ve yabancı devlet adamlarıyla görüşmelerine katıldı. Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'ne çıkması üzerine bir ara Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği için de adı geçti. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütürken 2008 yılı Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği kapsamında Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. 8 Mart 2008'de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyet üyeliğine getirildi. Bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti. Hacettepe ve Bilkent Üniversitelerinde akademisyenlik yaptı. Hakan Fidan, 17 Nisan 2009 tarihinde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığına atandı. 15 Haziran 2005 tarihinden bu yana MİT Müsteşarlığı görevinde olan Emre Taner'in yerine 25 Mayıs 2010 tarihinde Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak atandı. Emre Taner yaş haddinden emekli olurken Hakan Fidan 42 yaşında en genç yaşta müsteşar olan isim oldu. MİT Müsteşarlığına kuruluşundan 1992 yılına kadar Kor General rütbeli subaylar getiriliyordu. MİT Müsteşarlığına getirilen Sönmez Köksal'dan sonra dışarıdan teşkilatın başına gelen ikinci isim Hakan Fidan oldu. Hakan Fidan evli ve 3 çocuk babasıdır. MİT Müsteşarı Hakan Fidan 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak üzere 6 Ocak 2015 tarihinde müsteşarlık görevinden istifa etti. 9 Mart 2015 tarihinde 25. dönem milletvekilliği adaylığı için AK Parti'ye yaptığı başvuruyu geri çekti. 10 Mart 2015 tarihinde MİT Müsteşarlığı görevine tekrar geri döndü.